Bir telefondaki uygulamaların telefon hafızasındaki gigabayt türünden oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 32 GB'lık telefon hafızasının %75'i doldur demiş arkadaşlar. İlk olarak şu 32 GB'ın %75'ini bir bulalım hadi biz. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. 4 ile de 32'yi sadeleştirirsem 8. 8 çarpı 3'ten de 24 GB doluymuş diyebiliriz arkadaşlar. Peki sosyal medya uygulamalarının oyunlardan 2 GB daha fazla yer kaplamaktadır demiş. Şimdi e, oyunlar eğer x GB yer kaplıyorsa sosyal medya uygulamaları x artı 2 GB yer kaplayacaktır diyebiliriz. Daha sonra diğer uygulamalar çeşitli uygulamalar e, uygulamalardan şey, çeşitli programlardan 6 GB daha fazla yer kaplamaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar ben şurayı 60 dereceye burası, burası da 150 derece. Ben buraya şimdi 150a diyecek olursam tabi bu durumda e, dairenin tamamının 360a olduğunu kabul ediyorum. E, çeşitli programlara da ne kalacaktır? 60a kalacaktır diyebilirim. Şimdi şuraya baktığımda demiş ki diğer uygulamalar yani 150a eşitmiş ee, çeşitli programlardan 6 GB fazlasına yani çeşitli programlara 60 A diyecek olursam Bunun 6 GB fazlasına eşit oluyor 60 A'yı sol tarafa attım eksi 60 A oldu 150 A'dan 60 A çıktığında 90 A kaldı Eşittir 6 İki tarafı da eğer 90'a bölecek olursak arkadaşlar şu 90'lar gitti A eşittir 6 bölü 90'ı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 15 olarak gelecektir. Peki, aslında şurada çeşitli uygulamaların 60 çarpı 1 bölü 15'ten kaç olduğunu göreceğiz? 4 GB olduğunu göreceğiz. Şurası aslında 4 GB'mış. Ee, diğer uygulamalara baktığımızda burası da 150 çarpı 1 bölü 15'ten 10 GB gelir değil mi? O zaman şurası da aslında 10 GB'mış diyebiliriz. Peki, şunu söylememiş miydik biz? Tamamı 24 GB'tı. Daha doğrusu 32 GB'tı ama 24 GB'ta doluydu. O zaman şunların tamamı 24 GB gelecektir. Toplayalım hadi. 10 GB buradan, 4 GB buradan artı x GB şuradan ve x artı 2 GB'ı da eklediğimizde bunların tamamı 24 GB'a denk gelecektir. Yani 16 artı 2x eşittir 24 oldu. 16'yı karşıya attım. Eksi 16 olarak geçti. 24'ten 16 çıkınca 8 kaldı. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde x buradan 4 GB olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Yani şurası 4 GB. Burası da 4 artı 2'den 6 GB gelecektir sosyal medyada. Buna göre sosyal medya uygulamaları daire grafiğindeki merkez açısı Kaç derecedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi toplamda 24 GB değil mi? 24 GB 360 dereceye eşit olursa bize neyi sormuş? Sosyal medya yani 6 GB yer kapladığını görmüştük. 6 GB X dereceye eşit olur diyelim. Buradan X'i bulmaya çalışalım. Ya da X'i daha önce kullanmıştık. Buna da Y diyelim. Ee, ne gelecektir buradan? 24 Y eşittir. 360 çarpı 6 gelecektir. İki tarafı da şöyle 24'e bölecek olursak 24'ler gitti. 6 ile 24'ü sadeleştirdim 4. 360'ı 4'e böldüğümde de 90 olarak gelir. Y eşittir demek ki 90 dereceymiş. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Bir şehirdeki sarı ve bordo renkli taksilerin tarifeleri şekil 1'de, siyah ve turkuaz renkli taksilerin tarifeleri şekil 2'de kilometre cinsinden ücretleri verilmiştir. Evi ile iş yeri arası 18 kilometre olan bir kişi evinden iş yerine sarı taksi ile gitmiştir. Dönüşte siyah taksi ile gelen aynı kişinin ödediği ücret x tl'dir demiş. Şuraya kadarını bir yazalım arkadaşlar. Burada şimdi sarı ve bordo taksi tarifesi için her kilometre için a tl olduğunu söyleyelim bunun. E, siyah ve turkaz taksiler için de her kilometre için b tl olduğunu bir söyleyelim önce. Şimdi sarı taksiyle eviyle iş yeri arasına sarı taksiyle gitmiş. Sarı taksiyle gittiği anda zaten 5 TL ile başlıyor. Artı diyorum. Açılış 5 TL oldu. Her kilometre başına A TL. 18 kilometre olduğu için 18 çarpı A kadar gidişte ücret ödedi. Dönüşte ise ne ile döndü arkadaşlar? Siyah taksi, taksiyle. 6, 6 TL ile zaten taksimetreyi açtı her kilometre için btl dolayısıyla 18 çarpı b geldi buradan da ve x tl ödemiş bu duruma göre devam ediyorum soru okumaya bu kişi dönüşte siyah taksi yerine bordo renkli şimdi dönüşte dediği için gidişteki hiçbir şey değişmeyecek yine sarı taksiyle gitmiş olacak yani 5 artı 18a'yı yine ödemiş olacak e, siyah taksi yerine bordo renkli taksiyi kullansaydı Bordo renkli taksiyi kullansaydı arkadaşlar yine ne olacaktır? Açılışı yine 5 TL olacaktır. Ve her bir kilometre için ATL. Dolayısıyla 18 kilometre için 18 ATL ödeyecektir. Ve diyor ki x eksi 10 TL öderdi bu duruma göre. Şöyle x eksi 10 eşit oluyormuş. Daha sonra başka ne demiş? Sarı ve siyah renkli taksilerin kilometre başına aldıkları ücret toplamı 7,5 TL'dir. E bir A TL'ydi, biri B TL'ydi. Bu A artı B'nin aslında 7,5 TL'ye eşit olduğunu söylemiş bize. Bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi şu ifadeleri ne yapabiliriz? Şu ifadeleri aslında çıkarabiliriz. Bak Birinciden ikinciyi çıkartırız, şöyle toplarız daha sonra taraf tarafa. 5'ten 5 çıktı, bunlar gitti. 18a eksi 18a bunlar gitti. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. Burada 18b var, burada 18a var. Dolayısıyla 18b eksi 18a olarak geldi. Xten x çıktı, bunlar gitti. Eksi eksi 10'dan burası da artı 10 olarak gelmiş oldu. Biri karşıya atıyorum ve şunları da 18 parantezine alıyorum. Ee, ne gelir? 10 eksi 1'den burası 9 gelir. İki tarafı da 18'e böldüğümde b eksi a 9 bölü 18 yani sadeleşince de 1 bölü 2 olarak gelecektir. Aynı zamanda b artı a'nın da yani a artı b'nin aynı şey zaten 7,5 tl olduğunu söylemişti. Biz bunu 75 bölü 10 olarak yazabiliriz. Alt alta yazdık ve taraf tarafa toplayalım bunları. Eksi a artı a gitti. Ne geldi buradan? 2 tane b geldi. 1 bölü 2 artı 75 bölü 10. Paydanın 10 olması için şunu 5 ile genişletecek olursak burası aslında 5 bölü 10 demektir. Aşağısı da 75 bölü 10 demekte. Tamam şöyle yazalım. 75 artı 5'ten 80 bölü 10 gelir. Bu da 8 demektir. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde B eşittir. 4 olarak gelecektir. Bize neyi sormuş bakalım. Buna göre demiş turkuaz renkli taksinin kilometre başına aldığı ücret kaç TL'dir? E, turkuaz e, taksi B TL alıyordu. B'yi de 4 bulduk. Cevabımız Ceyhan oldu. Aşağıdaki şekilde iki aracın zamana göre yakıt tüketimleri gösterilmiştir. İki araç depoları dolu iken aynı yerden ve aynı yönde aşağıdaki gibi harekete başlıyorlar. A aracı saatte ortalama 120 km bölü saat hızla hareket ediyor. B aracı saatte ortalama 100 km bölü saat hızla hareket ediyor. Buna göre iki aracın depolarında kalan yakıt miktarları aynı olduğu anda aralarındaki mesafe kaç kilometre olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk olarak A aracına bakacak olursak arkadaşlar 4 saatte 60 litre yakıt tüketmiş. Yazalım bunu. 4 saatte 60 litre. Şimdi 4 saatte 60 litre demiş ya arkadaşlar. 1 saat üzerinden hesap yapacaksak bak 4'e böldük. O zaman burayı da 4'e böleceğiz. 15 litre yakıt tüketir diyebiliriz 1 saat için. Şimdi bir de B aracına bakalım. B aracında da 5 saatte 50 litre yakıt tükettiğini söylüyor. Yazalım bunu hemen. 5 saat 50 litre. Eğer 5 saatte 50 litre tüketiyorsa 1 saatte de doğru orantı olacağı için 10 litre yakıt tüketir diyebiliriz. Bize ne sormuş şimdi bakalım. Buna göre iki aracın depolarında kalan yakıt miktarları aynı olduğu anda demiş. Ne kadar zaman sonra aynı olur? Diyelim ki arkadaşlar T saat sonra aynı olsun. 1 saatte 15 litre benzin ya da yakıt tüketiyorsa o zaman T saatte de 15T kadar yakıt tüketecektir. Aynı şekilde T saat buradan geçtiğinde de ne olacaktır? 1 saatte 10 litre ise T saatte 10T litre yakıt tüketecektir diyebiliriz. Ee, kalan miktarlar eşit demişti değil mi arkadaşlar? Bak iki aracın depolarında kalan yakıt miktarları. Başlangıçta bunun deposunda 60 litre yakıt vardı. Ne kadarını harcadık? 15T'sini harcadık. Bunun başlangıçta 50 litre yakıtı vardı. Bunun 10 t'sini harcadık. Ve diyor kalan yakıt miktarları birbirine eşit. Şu iki ifadeyi birbirine eşitledim. 50'yi hemen sol tarafa atıyorum. 60 eksi 50 eşittir. Eksi 15 t'yi sağ tarafa attım. Artı 15 t olarak geçmiş oldu. Buradan 10 eşittir 5T olarak geldi. T'nin 2 olduğunu görüyoruz. Demek ki 2 saat sonra bunların depolarında kalan yakıt miktarları eşit oluyormuş. Bize neyi sormuş? Aralarındaki mesafe kaç kilometre olur? A aracı 120 kilometre saat hızla gidiyordu. O zaman A aracının aldığı yol 120 çarpı 2'den 240 kilometrelik bir yol olacaktır. B aracı da saatte 100 kilometre yol alıyordu. 2 saatte bu durumda 200 kilometre yol alır. 240 ile 200 arasında da 40 kilometre fark vardır. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Aşağıdaki grafik bir tekne ile balık tutmaya giden kişilerin tutmuş oldukları balık miktarlarının dağılımını göstermektedir. Aynı veriler dairesel grafikte gösterildiği zaman 3 kilogram balık tutan kişi sayısı 2 kilogram balık tutan kişi sayısına karşılık gelen merkez açı ölçülerinin farkı 15 derece olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi 2, 3 kilogram balık tutanlara bir bakalım arkadaşlar. Kaç kişi var? x kişi var. 3 kilogram diyorum. x kişi var. Peki burada toplam kaç kişi var arkadaşlar? Topladığımızda 25, 12 buradan 37, 11 buradan 48. 9 da buradan 57. X de buradan 57 artı X. Toplam yazalım bunu. Toplam 57 artı X kadar kişi var. Bunu söyleyelim. Şimdi bunun dairede ne kadar bir açıya denk geldiğini görmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 57 artı x kişi de x'e denk geliyorsa 360 derecede Kaç dereceye denk gelir? Buradan bulalım. Şöyle bir orantı oluşturduk. Buradan y'yi bulmaya çalışacağız. Y çarpı 57 artı x eşittir. X çarpı 360 olarak geldi. İki tarafı da 57 artı x'e böldüğümüzde y eşittir x çarpı 360 bölü 57 artı x olarak buluruz bunu. Peki. Şimdi bir de 2 kilogramlığa bakalım arkadaşlar. 2 kilogramlık balık tutan kişi sayısı kaçtır? 12'dir. Grafikte verilmiş. Toplam kişi sayımız nedir? 57 artı x. Yine aynı orantıyı oluşturacağız. Yani 57 artı x kişi de 12 kişiye denk geliyorsam o zaman 360 derecede kaç dereceye denk gelir? Buna da z derece diyelim hadi. Buradan da ne gelecektir? Ee, z çarpı 57 artı x eşittir. 360 çarpı 12'ye denk gelecek. Bu durumda z de şu olacaktır. Z eşittir diyorum. İki tarafı 57 artı x'e böldüğümüzde 360 çarpı 12 bölü 57 artı x olarak gelecektir. Diyor ki 3 kilogram balık tutan kişi sayısı ile 2 kilogram balık tutan kişi sayısına karşılık gelen merkez açı ölçülerinin farkı 15 derecedir. İşte bu ikisi arasındaki fark 15 dereceymiş arkadaşlar. Burada hangisi daha büyüktür peki? Ee, X olan daha büyüktür. Değil mi? X çarpı 360 daha büyüktür. Çünkü daha üst değer alıyor grafikte. O zaman diyorum ki X çarpı 360 bölü 57 artı X eksi 360 çarpı 12 bölü 57 artı X eşittir 15 olarak geldi. Hatta şuradan devam edeyim. Şöyle yazayım. 360'lar ortak değil mi? Paydalarımız eşit. Yukarıyı çıkarma işlemini yapabiliriz yukarıdaki. 360 parantezini aldım. X geldi, eksi. Diğer taraftan da 12 geldi. Bölü diyorum. 57 artı X eşittir 15 olarak geldi. İşler dışlar çarpımından 360 çarpı X eksi 12 eşittir. 15 çarpı 57 artı X olarak geldi. Ee, şu 15 ile 360'ı aslında sadeleştirebiliriz. Burası 24 gelir. 24'ü de içeri dağıtacak olursak arkadaşlar. 24x eksi 24 ile 12'yi çarparız. 288'dir. Eşittir diyorum. Sağ tarafta da 57 artı x kaldı sadece. Şimdi bu x'i sol tarafa atıyorum. Şuradan devam edeyim. Eksi x olarak geçecek. Yani 23x olacak. Eksi 288'i de diğer tarafa atalım arkadaşlar. Artı 288 oldum. 57 de eklersek kaç gelecektir bakalım. 7 ekledim 295. 50 daha eklediğimde 345 olarak gelecektir. Burada eğer iki tarafı da 23'e bölecek olursam x eşittir buradan 15 olarak gelir. Bize, bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu.